Öncelikle tabii yurt içinden başlayalım sigorta gündemine. Zira sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu deprem bölgelerine yönelik uygulanacak sigorta tedbirlerinde revizyonlara gitti. Detay vermeye çalışalım biraz. Sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu deprem bölgelerine yönelik uygulanacak sigorta tedbirlerine yenilerini ekledi ve açıklamalar yaptı. 6 Şubat ve 8 Mayıs tarihlerinde yürürlüğü sona eren veya tahsilatı yapılamayan poliçelerin yürürlük süresi sigortalı tarafından aksi talep edilmediği sürece prim tahsilatı 8 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Öncelikle bunu belirtelim. Tüm sigorta branşlarındaki poliçelerde sigorta şirketlerinin poliçe iptal etme etkisi 8 Mayıs tarihine kadar geçici olarak bu arada kaldırılmış vaziyette. Bir diğer önemli başlıkta Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu var. İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Profesör Kadıoğlu diyor ki deprem olmadan depreme hazır olmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekelim. Depremin ilk 3 ayına hazırlık 0. saniyede başlıyor. 0. saniyede sigorta çok önemli. Çünkü deprem sonrası size parayı ödeyebilecek tek şey varsa o da sigorta diyor Profesör Kadıoğlu. Ve deprem bölgesinde DASK'a 158.183 hasar ihbarı yapıldığı bilgisi de var. Yine konuyla ilgili olarak detay vereceğiz. DASK'tan bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Bölgede yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirtilen binalar için sigortalılardan ihbar gelmesi beklenmeden hasar süreçlerinin başlatılıp ödemelerinin gerçekleştirildiği aktarıldı. Eksper görevlendirmeleri de diğer binalar için yapıldı ve görevli eksperler 15 ilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Yine katılımcı sayısının 7.998.000 olduğu BES'te toplam fon büyüklüğü 400,2 milyar lira seviyesine ulaşmış vaziyette. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 16 Şubat verilerine baktığımızda katılımcı sayısının 7.998.000 olduğu BES'te toplam fon büyüklüğünün 400,2 milyar liraya ulaştığını takip ediyoruz. Katılımcı sayısının 6.799.000 olduğu otomatik katılım sisteminde de fon büyüklüğü 34 milyar TL olmuş vaziyette. Kayıtlar böyle olunca sistemde toplam katılımcı sayısı OKS dahil 14 milyon 797 bin kişiye ulaştı ve toplam fon büyüklüğü OKS ve devlet katkısını da eklediğimizde 434,2 milyar TL şeklinde hesaplanabiliyor. Ve devlet katkısı demişken bir diğer önemli başlığa geçelim. Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı portföyünde fonların borsa payının %10'dan 30'a çıkarılması ile ilgili yeni bir karar geçen hafta takip ettik. BES'te devlet katkısı portföyünde borsa payı yükselirken devlet tahvilinin payının da %70'den 50'ye ineceğini görüyoruz. Tek hisseye yatırım tavanı da %1'den 5'e yükseltildi. Kararın çıktığı günden itibaren 10 günlükte bir geçiş için mühlet verildiğini hatırlatalım. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine ilişkin olarak da şöyle bir açıklama var. Gerek sektör gerekse katılımcılarımızdan kurumumuza ulaşan taleplere dikkate alınarak devlet katkısı fon portföyünde asgari %70 olarak belirlenmiş olan kamu borçlanma araçları oranının azaltılması ve hisse senedi oranının artırılmasının fon performansını da olumlu yönde etkileyeceğini bekliyoruz dediler. Ve bu değerlendirmeden sonra bir de yurt dışının sigorta gündemine göz atalım. Öncelikle içerideki depremle ilgili yurt dışı sigorta ve reasürans şirketlerinden gelen hesaplamalar var. Oradan detaylar vereceğiz. Verisk'e baktığımızda Verisk Extreme Event Solutions diyor ki depremlerin 20 milyardan fazla ekonomik kayba yol açması bekleniyor ama bunun önemli bir kısmı sigortalı değil. 6 Şubat 2023 depreminden sonra 20 milyar dolardan fazla ekonomik kayıp bekleyen şirket, reasürans şirketleri ve sigorta atıcılar açısından kabaca 1 milyar dolarlık bir kısmın karşılanacağını hesaplamış. Yine Karen Clark & Company'ye baktığımızda depremden kaynaklı toplam mülk sigortası ve reasürans sektörü zararını 2,4 milyar dolar olarak tahmin ediyorlar. Ama ekonomik kayıplar 20 milyar dolar seviyesine yakın görüşünü onlar da paylaşmışlar. Bir de Swissre tarafına bakalım. Orada CFO John Dacey'den bir açıklama var. Deprem hasarlarının çoğu sigortasız görünüyor dedi. Türkiye ve Suriye depreminin yarattığı hasarı değerlendirdiğinde çoğunu sigortasız gördüğünü ifade etti. Swissre'nin sigorta tazminat talebi boyutunu belirlemek için henüz çok erken şeklinde de bir açıklaması söz konusu oldu.
Son bir notu da PricewaterhouseCoopers'dan düşeceğiz. PwC analistleri diyorlar ki sigorta ve reasüran sektöründe birleşme ve devralmalar yavaşlayabilir. Sektördeki şirket evlilikleri açısından enflasyonist ortam ve faiz baskılarının caydırıcı olabileceğini düşünüyorlar. Ama bir yandan da tam da bu şartlar aslında cazip koşullarda fırsatlar da doğurabilir şeklinde bir detay daha vermişler.